İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Ahtamar Adası'nın kış güzelliği. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 3. çeyrekte işsizlik oranı %18'e düştü. Ermeni Pixart'ı 2019 yılında dünyanın en çok indirilen 20 uygulaması arasında yer aldı. Wall Street Journal, ABD birliklerini geri çekerse Irak'a askeri yardımı azaltabilir. İran, Süleymani cinayeti gerekçesiyle Trump aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açacak. Kamu Radyosu'nun yeni Gomidas projesi. Yerevan Tarihi Müzesi'ni ziyaret eden turist sayısı önemli ölçüde arttı. Batı Ermenistan'ın sembollerinden biri olan Van'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Ahtamar Adası'nın gelinlik atlılardan beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyulmaz manzara çıktı. Ahtamar Adası'nda bulunan ve yılda bir gün ayın izni verilen Ermeni Surpaç Kilisesi özellikle Eylül ayında yoğun ziyaretçi akımına uğruyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2019'un 3. çeyreğinde istihdam oranı geçen yılın %46.8'ine göre %49.3'e yükseldi. Nitekim Ermenistan Cumhuriyeti'nde istihdam oranı bir yılda %2.5 puanla arttı. Aynı zamanda 2019'un 3. çeyreğinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde işsizlik oranı 2018'in %20.1 ve 2017'nin %19.9'u yerine %18'e kadar düştü. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta yazdığına göre Ermeni Pixart uygulaması Facebook ve WhatsApp ile birlikte 2019 yılında dünyanın en çok indirilen 20 uygulaması arasında yer aldı. Başbakan Paşinyan, Pixart 150 milyondan fazla indirildi. Bu sadece 2019'da. Genel olarak Pixart'ın 700 milyondan fazla indirmesi mevcut, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin o ülkeden zorla çekilmesinin istenmesi durumunda Irak askeri yardımda 250 milyon dolarlık bir kısıtlama hazırlıyor. Armen Press'in bildirdiğine göre Wall Street Journal gazetesi 14 Ocak'taki sayısının elektronik versiyonunda bu habere yer verdi. TASS ajansı ise yayının verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin bu konuda henüz kesin bir karar vermediğini aktardı. İran, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuna karşı Uluslararası Adalet Divanı'na General Kassem Süleymani'nin öldürülmesi için dava açmayı planlıyor. Mehr ajansının aktardığına göre İran Adalet Bakanlığı sözcüsü Ghulam Hossein Esmaili, ABD ordusunun Süleymani'yi ve Irak Halk Seferberliği Birimleri Komutanı Abu Mahdi al-Muhandisi öldürerek terör eylemi gerçekleştirdiğine şüphe yok ve Trump böyle bir suç işlediğini itiraf etti, dedi. Ona göre cinayet vesilesiyle İran, önce İran'dan sonra Irak'la dava açacak, sonrasında ise Lahey Adalet Mahkemesi'ne başvuracak. İranlı General Kassem Süleymani'nin Bağdat Havaalanı'nın yakınlarında bombalı bir saldırı sonucunda öldürüldüğünü hatırlatalım. Suikast emri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından verildi. Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümü vesilesiyle 2019 yılının Ekim ayında Kamu Radyosu özel bir jubile projesi sundu. 180 adet Gomidas şarkısı kaydedildi, 9 saat boyunca müzik seslendirildi. Daha sonra Gomidas 150 Yıl Dakika adlı 3 CD'den oluşan özel bir albüm piyasaya sunuldu. Kamu Radyosu'nun inisiyatifiyle radyo programı Gomidas 150 Not başlıklı konser projesi akademik versiyonlardan çağdaş gelişmelere kadar Gomidas müziğinin tüm olası renklerini de kapsıyor. 23 Ocak'ta Arama Çadıryan konser salonunda radyo programı Gomidas 150 Not başlıklı gece çerçevesinde harika gruplar ve sanatçılar Gomidas'ın eserleriyle sahne alacak, giriş ücretsizdir. Yerevan Tarih Müzesi'nin 2019 yılında yarısı turist olmak üzere 20.707 ziyaretçisi oldu. Armen Press basın merkezinde düzenlenen basın toplantısında müze direktörü Armine Sarkisyan, müzeyi ziyaret eden turist sayısının son yıllarda artmakta olduğunu belirtti.
Armine Sarkisyan, müzemizi ziyaret eden turistlerin geneli Rusya Federasyonu'ndan, Şili, Çin, Malezya, Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Arap ülkelerinden gelen turistleri de kabul ettik. Coğrafya oldukça büyük, dedi. Tatil günlerinde ziyaretler oldukça aktifti. Birkaç gün içinde 100 ziyaretçi geldi. Birçoğu tekrar turistti. Ziyaretleri daha etkin kılmak ve daha ilginç hale getirmek için müze bir dizi programlar sunarak büyük iş gerçekleştiriyor. Müze sergileri zenginleştirmek için çok aktif bir çalışma gerçekleştiriyor. Belgelerin, fotoğrafların, arkeolojik nesnelerin zengin koleksiyonunun sayısı artık 97 bini geçti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hasmi Karadünyan tarafından seslendirilen Aurora Tayinler adlı eseri sunuyoruz. Ororot da ni surpreştak nernal papandani jamikas ororororo. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.